Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi popülasyon ekolojisine geçiş yaptık. Neydi popülasyon? Aynı türün bireylerinin oluşturduğu topluluğa biz popülasyon diyorduk değil mi? Popülasyonla ilgili şimdi bazı kavramları ve bazı olayları göreceğiz. Bakalım. Arkadaşlar popülasyona ait bireyler bakın aynı tür oldukları için bunların beslenme şekilleri, üreme biçimleri, boşaltım atıkları aynıdır. Yani farklı insanların bir araya geldiğini düşünün. Mesela bir sınıfta olursa öğrenci olduğunu düşünün. 20 kişi. Bir de öğretmen var 21 kişi. Bunların oluşturduğu topluluk nedir? Bir popülasyondur. Bizlerin beslenme biçimi de aynıdır. Boşaltım atığımızda üreme biçimimiz de aynıdır. Ve protein yapılarımız da birbirine benzer. Birebir aynı değildir tabii ki birbirine benziyor arkadaşlar. Popülasyonlardaki besin yetersizliği, rekabet, yaşama alanının darlığı, salgın hastalıklar, parazitler, doğal afetler ne yapıyor. Birey sayısını tabii ki etkiliyor, azaltıyor arkadaşlar. Çevre direnci dediğimiz bir kavram var. Bu kavram çok karıştırılıyor. Bu kavramdan size bahsedeceğim. Popülasyondaki olumsuz koşullar çevre direncini oluşturuyor. Çevre direnci arttığı zaman popülasyondaki birey sayısı azalıyor. Şimdi ne demek çevre direnci? Diyelim ki 20 kişilik bir popülasyon var ve bu popülasyon belli bir alanda yaşıyor. Bir süre sonra bu 20 kişinin sayısı sabit kalsa bile işte besin sabit yaşama alanı sabit hiçbir şekilde artış gerçekleşmiyor. Besin bir süre sonra ne yapıyor azalmaya başlıyor değil mi? E, azalmaya başladıkça o e, besin azlığının popülasyonda oluşturduğu dirence Biz çevre direnci diyoruz yani oradaki besinin kıtlığı bir çevre direnci oluşturuyor arkadaşlar çevre direnci popülasyondaki bireylerin sayısını azaltıyor. Meseldeki besin hani eksikliği, besin kıtlığı yaşanıyor. Bir süre sonra o popülasyondaki bazı bireyler ölmeye başlayacak. Bir süre sonra artık besin tamamen yok olduğunda popülasyondaki tüm bireyler yok olacak. Dolayısıyla çevre direnci artarsa ne olacak? Popülasyondaki birey sayısı azalacak. Genelde şimdi popülasyonun yoğunluğuna ve dağılımına arkadaşlar belli bir zaman diliminde birim alanı işgal eden birey sayısına biz popülasyon yoğunluğu diyoruz. Şimdi popülasyon yoğunluğu aşırı artarsa yani popülasyondaki birey sayısı aşırı artarsa ne olur? Besin için, barınak, eş seçimi için ne olacak? Rekabet oluşacak. Bakın eş seçimini burada rekabet olarak görüyoruz. Çünkü popülasyonda aynı türden bireyler bulunur. Ama size komünitede veya şöyle diyebilir. Farklı türler arasında eş seçimi için rekabet olur derse yanlış olur. Çünkü eş seçimi aynı türler arasında gerçekleşen bir rekabettir arkadaşlar. Yine bu durumda popülasyon yoğunluğu aşırı artarsa salgın ve parazit durumları da artar. Popülasyon yoğunluğu kısaca şöyle diyebiliriz. Birey sayısı bölü yaşam alanı. Yaşam alanı daralırsa ya da birey sayısı artarsa popülasyon yoğunluğu ne yapıyor? Artmış oluyor. Peki popülasyonların yerleşme biçimlerine ne de diyoruz arkadaşlar? Belli bir alandaki yerleşme biçimlerine biz popülasyon dağılımı diyoruz. Popülasyon dağılımları da farklı şekillerde oluyor. Birazdan göreceğiz. Doğumlar ve içe göç. İçe göçe biz imigrasyon diyoruz. immigrasyon Arkadaşlar bu doğumlar ve içe göç birey sayısını artırıyor. Doğumlar ve dışa göç. Dışa göç demişim. Dışa göç emigrasyon da birey sayısını ne yapıyor? Azaltıyor tabii ki. Bakın burada doğumlar ve içe göç sonucunda popülasyona yeni bireyler ekleniyor. Daha sonra arkadaşlar burada doğum gerçekleşti. Burada içe göç gerçekleşti. Ölümler mesela burada geldi ne yaptı? Kuşu kaptı gitti ve dışa göç ne yapıyor? Popülasyonu azaltıyor. Dağılım modellerine bakalım. 3 tane dağılım modeli vardır. Kümeli dağılım, rastgele dağılım, bir de tek düze dağılım vardır arkadaşlar. Kümeli dağılım nedir? Genelde besinin bol olduğu yerlerde ya da işte barınma alanının ortak olduğu yerlerde bazı canlılar böyle gruplar şeklinde bir arada bulunur. Biz buna kümeli dağılım diyoruz. Mesela aslanlar. Aslanlar da bir arada gezerler besin bulmak için. Yani belli işler için bir araya gelerek kümeli bir dağılım oluşturabilirler. Rastgele dağılım mesela Ağaçlarda çiçeklerde daha çok görülüyor rastgele dağılım Mesela parka gidersiniz Parkın bir yerinde işte papatyalar açmıştır Bir yerinde işte kara indibağlar açmıştır Şu bizim sarı sarı gördüğümüz çiçekler var ya Onlar kara indibağlardır Bir süre sonra zaten o rüzgarda uçuşan şeye dönüşüyor Yani böyle üflüyoruz uçuşturuyoruz ya Bir süre sonra onu dönüşüyor o çiçekler Bunların dağılımı rastgele dağılımdır Yani nerede olduğu belli değildir Bir de tek düze dağılım vardır Arkadaşlar tek düze dağılımda da e, penguenlerde görülen bir dağılım şeklidir bu küçük alanlarda bulunuyorlar bunlar ve komşularını e, rahatsız etmeyecek şekilde aralarında belli bir boşluk bulunuyor biz buna tek düze dağılım diyoruz tek düze dağılım işte ormanlardaki ağaçlar arasında da görülebilir bir de gelelim hayatta kalma eğrilerine şimdi bu hayatta kalma eğrileri önemli sorulabilir çünkü arkadaşlar her bir yaştaki hala canlı olan birey sayısı ya da oranının işaretlenmesi sonucunda hayatta kalma eğrileri ortaya çıkıyor. Mesela bakın şurada yaşımız var. Yaş. Şurada da hayatta kalan birey sayısı var. Diyelim ki kaç yaşında olsun? Mesela 2 yaşındaki bireyler. Erkek bireyler kaç tanesi hayatta kalmış mesela 110 tanesi hayatta kalmış İşte bu nedir bir eğri oluşturuyor daha sonra bir buçuk yaşındakiler kaç tane mesela 300 tane buraya bir nokta koyuyoruz o koyduğumuz noktaları tekrardan ne yapıyoruz birleştiriyoruz ve hayatta kalma eğrisini oluşturuyoruz Arkadaşlar bu şekilde oluşur hayatta kalma eğrisi 3 tip hayatta kalma eğrisi vardır Tip 1, tip 2 ve tip 3 olarak gideceğiz. Şimdi tip 1 bakın şuradaki. İnsanlarda ve genellikle memelilerde görülen, birçok memelide görülen eğridir bu. Tip 1 eğrisi. İlk ve ortak yaşla, orta yaşlarda düşük bir ölüm oranı vardır. Bakın şurada 0. yaş. Şurada arkadaşlar bakın. Böyle gelelim mesela 50. yaş, 60. yaş gibi düşünün veya 55. yaş gibi düşünün. Bakın şuraya kadar çok fazla ölüm oranı yok. Ama bundan sonra ne yapıyor? Ölüm oranı Artmaya başlıyor ve yüze geldiği zaman da zaten birey tamamen ne yapıyor? Ölüyor. İşte biz buna tip bir eğrisi diyoruz. Ee, ölüm oranları yaşlı bireylerde hızla artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bu şekilde bir grafik ortaya çıkıyor. İnsanlar da dahil birçok memeli türünde bu eğri görülür. Gelelim tip 3 eğrisine. Tip 3 de şuradaki eğri tip 1'in tam tersi. Burada genç bireyler daha az yaşam oranına sahiptir. Yaşlı bireyler daha fazla yaşam oranına sahiptir arkadaşlar. Ee, mesela pek çok omurgasızda yine bitkilerde balıklarda bunlar görülüyor bu yaşam eğrisi. Diyelim ki bir balık işte spermini bıraktı. Diğer balık da yumurtalarını bıraktı ve bunlar döllendiler. Döllenme sonucunda oluşan zigotlar yaşayamayabilirler. Dolayısıyla onlarda genç yaşlarda ölüm yok olma görülebilir arkadaşlar. Bu yüzden de bu tip bir eğrisi, tip 3 eğrisi, e, bu tür e, genellikle suda üreme gerçekleştiren canlılarda görülüyor. Gelelim tipik eğrisine. Şimdi tipik eğrisi daha sabit bir eğridir arkadaşlar. Organizmaların yaşam süreleri sabittir. Yani sabit bir ölüm oranı gösteriyor. Sincaplarda bazı kemirgenlerde yine bazı omurgalılarda ve yıllık yani tek yıllık bitki türlerinde görülen bir eğridir arkadaşlar. Mesela 1 yaşında da olsa aynı ölüm oranı var. 3 yaşında da 50 yaşında da olsa aynı ölüm oranı vardır. Buradaki eğri sabit olarak gidiyor. Gelelim şimdi büyüme eğrilerine. Bir önceki bahsettiğimiz hayatta kalma eğrileriydi. Şimdi büyüme eğrilerinden bahsedeceğiz. Şimdi iki tip büyüme eğrimiz var. J tipi ve S tipi büyüme eğrisi. İlk önce J tipinden bahsedelim. Arkadaşlar bu üstsel büyüme olarak da geçiyor. J tipi büyüme eğrisi. Zaten baktığınız zaman J harfine benzediği için J tipi büyüme eğrisi demişiz. Burada genellikle mevsimlik yaşayan omurgasız hayvan popülasyonlarında görülüyor bu eğri. Denge evresi yoktur bunlarda. Yani popülasyon dengeye ulaşmaz sayısı sürekli artış gösteriyor ve artış gösterdikçe de belli bir yerde sabit kalmak zorunda kalıyor çünkü ölümler gerçekleşiyor. E şartlar uygun olduğu zaman hızlı bir artış oluyor arkadaşlar. Çevre direnci artarken birey sayısı ne yapıyor? Azalıyor. Çevre direnci arttığı zaman. Çünkü popülasyonda bir anda yoğunluk arttığı için, birey sayısı arttığı için çevre direnci de otomatik olarak artacak ve birey sayısı azalmaya başlar. Üstsel yani J tipi büyüme eğrisi bu şekilde. Gelelim lojistik büyümeye yani S tipi büyümeye. Genellikle omurgalılarda görülen bir büyüme tipidir arkadaşlar ve 4 evreden oluşuyor. Şimdi bu 4 evre bir kuruluş evresi vardır. Yani pozitif artış evresi, bir logaritmik artış, sürekli sayının artırdığı evre, evre. Negatif artış evresi, bir de denge evresi. Yani burada denge evresi var. Şimdi bakın. Şurada ben S tipi büyüme eğrisini de göstereyim. Şimdi şurası kurulma evresidir, kuruluş evresi. Neden böyle diyoruz? Çünkü burada popülasyondaki bireyler geliyorlar, belli bir ortama giriyorlar. Bu ortamda buraya alışmaya çalışıyorlar. Alışmaya çalıştıkları için üreme olayları çok fazla görünmüyor. Hatta hiç görünmüyor da diyebiliriz. Çok az görülüyor. Sonrasında pozitif bir artış evresi yani e, logaritmik aslında diyebiliriz. Logaritmik bir artış evresi görülüyor. Yani burada artık popülasyondaki bireyler ortama uyum sağladığı için bu bireyler arkadaşlar üremeye başlıyorlar. Ve sayılarını sürekli artırıyorlar. Bu yüzden de logaritmik bir artış meydana geliyor. Bundan sonraki evrede artık yavaş yavaş çevre direnci ortaya çıkmaya başlıyor ve birey sayısı biraz daha hani popülasyonun büyümesi biraz daha yavaşlamaya başlıyor. Yine büyüyen bir popülasyon, yine sayısını artıyor ama logaritmik artış gibi değil, daha böyle azalıyor arkadaşlar, yavaşlamaya başlıyor büyüme. Sonrasında ise denge, artık çevre direnci burada etkisini gösteriyor ve popülasyon denge, dengede kalıyor arkadaşlar. Çevreye uyum sağlayanlar yaşıyorlar, uyum sağlayamayanlar ölüyorlar ve böylece popülasyon dengede kalıyor. Bakın mesela burada paramesyumun sayısını göstermişiz. Bir S tipi büyüme eğrisine örnektir. Yine aynı şekilde burada da Daphnia dediğimiz bir su piresi arkadaşlar. Bu da yine e, S tipi büyüme evresine örnektir. Gelelim taşıma kapasitesi ve çevre direncinden yine burada da bahsedelim. Arkadaşlar taşıma kapasitesi bir ekosistemde ya da habitatta yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek birey sayısına biz ne diyoruz? Taşıma kapasitesi diyoruz. Mesela bir ev düşünün. 3 artı 1 bir ev. 3 artı 1 evde en fazla kaç kişi yaşayabilir? Diyelim ki 5 kişi 6 kişi yaşayabilir. O evin o habitatın ee, Orada bulunabilecek birey sayısı en yüksek olarak 5 ve 6 belirledik ya işte biz buna taşıma kapasitesi diyoruz. Bunun üstünde birey getirdiğimiz zaman arkadaşlar ne oluyor? Popülasyon da artık e, etrafta yani habitatta çevre direnci oluşmaya başlıyor ve e, ortama uyum sağlayanlar ölüyorlar, şey yaşıyorlar, uyum sağlayamayanlar ölmeye başlıyorlar. Eğer taşıma taşıma kapasitesine ulaşmış bir popülasyon varsa burası birey sayısı bakımından doygundur demektir. Yani birey sayısı tamamen artık doymuştur. Gelelim çevre direncini yine tekrardan bahsedelim. Arkadaşlar çevrenin canlı ve cansız özellikleri popülasyonu oluşturan bireylerin üreme potansiyeli üzerinde olumsuz etki yapabilir. Biz buna çevre direnci diyoruz. Yani ortamdaki su eksikliği, yine habitat eksikliği, olumsuz hava koşulları, hastalıklar, avcılar, parazitler, rekabet bunlar çevre direncini oluşturur. Dolayısıyla bunlar olduğu zaman da birey ne yapıyor? Üremeyi düşünmüyor. O orada yaşamasını düşünüyor. Diyor ki ya ben yaşayamazsam üresem ne olacak? Üremesem ne olacak? Kendi yaşamını düşündüğü için üremeye vakit harcamıyor. Enerji harcayamıyor. O yüzden de çevre direnci bu şekilde üreme üzerine etki yapıyor arkadaşlar. Popülasyonun yoğunluğu arttıkça çevrenin direnci de ne yapıyor? Artıyor. Şimdi bakın popülasyon nasıl düzenleniyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Popülasyon küçülürse eğer çevre direnci azalıyor, üreme artıyor, ölüm azalıyor ve popülasyon düzenleniyor. Şimdi üreme arttı ya. Üreme arttığı için ne oldu? Popülasyon büyüdü. Popülasyon büyür. Bu sefer yine çevre direnci artar, üreme azalır, ölüm artar, yine popülasyon düzenlenmiş olur. Yani bu şekilde bir döngü halinde popülasyonun düzeni sağlanmış oluyor. Gelelim popülasyonlardaki yaş dağılımlarına. Bunu da ben size şey olarak göstereceğim. Grafik olarak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar popülasyonlardaki yaş dağılımlarına baktığımız zaman burada e, hızlı büyüme, yavaş büyüme ve dengede olan bir popülasyondan bahsedeceğiz. Şimdi alt tabanda bulunanlar genç olan bireylerdir. Orta tarafta bulunanlar yetişkin olan bireylerdir. En üstte bulunanlarsa yaşlı olan bireylerdir. Arkada zaten burada yaş e, sınırlarını da göstermiş burada yaşlarını. Şimdi baktığımız zaman eğer popülasyonun tabanı genişse o zaman burada genç bireylerin yani çocukların daha yüksek olduğu bir popülasyondur. Ve bu popülasyon büyümekte olan popülasyondur diyoruz. Çünkü bu popülasyondaki şu alt tarafta bulunan çocuklar ne yapacaklar? Büyüyecekler, üreyecekler. Dolayısıyla arkadaşlar popülasyonun büyümesine sebep olacaklar. Yavaş büyüme dediğimiz... E, veya işte azalan büyüme dediğimiz, küçülen popülasyon dediğimiz büyüme olayında da büyüme dengesinde de şöyle bir durum vardır. Hemen hemen orta yaştaki bireylerle genç yaştaki bireylerin sayısı hemen hemen birbirine yakındır arkadaşlar. Yaşlılar yine az miktardadır. Bu da nedir? Küçülen popülasyon ya da yavaş büyüyen popülasyon diyebiliriz. Buraya baktığımızda ise büyüme hemen hemen yok gibi duruyor. Mesela İtalya gibi ülkelerde görülüyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda bakın ne kadar az, değil mi? Ne kadar az e, genç olan bireylerin sayısı, küçük olan bireylerin sayısı. Dolayısıyla az olduğu için bunlar da büyüme hemen hemen görülmüyor ya da çok az görülüyor. Evet, böylece popülasyon ekolojisini bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda komünite ekolojisine geçeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.